Merhaba. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Son bir gündür tanıştığım herkesi ayrı ayrı çok sevdim. Burada olduğunuz için de sizlere teşekkür ederim. Özellikle İstanbul'dan gelen iki öğrencim var, Burcu ve Aslı, onlara özel teşekkür ederim. Konuşma başlığını Deniz Hanım'la beraber sohbet ederek oluşturduk. Onlar benim tıp fakültesi eğitimime 1991 yılında Ege Üniversitesi'nde başladım. Kütahya'da yaşadığımız zaman zarfında annem bir rahatsızlık geçirdi. Kısa bir süre konuşamadı ve bizi Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk ettiler. Heyecanlı bir süreçti. Çok şükür bir şey olmuş, iz bile bırakmadan geçmiş dediler. Transient iskemik atak geçirdiğini sonradan öğrendim. Bilgisayarlı tomografinin ilk kullanılmaya başladığı yıllardı. Teknolojinin insanların hayatına, hekimlerin hayatına nasıl dokunduğunu, iyi haber almanın doktorlardan ne kadar güzel bir duygu olduğunu burada öğrendim. Kurul sisteminin getirdiği disiplini burada edindim. Periyodik kütüphanede bu mesleğin içine ilk adım attığınız andan itibaren 7/24 yaşandığının mesajını aldık. Bu güzel kampüste 2 yıl geçirdikten sonra babamın mesleği sebebiyle İstanbul'a taşındığı için aile eğitimimin gerisini tıp fakültesinde devam ettirdim. Burada tıp fakültesi açılış derslerinin önemini de öğrendim. Recep Egemen Amfisi'nde Benal İnce Er Hoca, kendi hocası Doğan Cüceloğlu'nu ve onun İnsan ve Davranışı kitabını öğrenmemizi sağlamıştı, onu tanıtmıştı bize. Şimdi kendi öğrencilerimize birinci sınıfta, tıp fakültesi birinci sınıf müfredatında koruyucu hekimliğin ufkunu, sınırlarını bir hattı değil, sathı tutması gerektiğini öğretmeye niyet ettiğimiz bir dersimiz var. İsmi Nuh, gemiyi tufandan önce inşa etti. Bir de ben göz hastalıkları uzmanıyım. Arda doğduğundan beri retinaya bakıyorum. Sağlıklı insanların ve hasta insanların retinasına çok uzun süre bakınca branşlaşmanın yarattığı boşlukları doldurmak için, ortak paydayı kaybetmemek için ağaca bakıp ormanı görmek isimli bir ders veriyoruz yine. Göz buna çok güzel uyuyor çünkü göz çok önemli bir pencere. Vücudumuzun içini sadece bakarak görebiliyoruz. Vasküler sistemi, metabolizmayı değerlendirebiliyoruz. Ve aynı zamanda gözlerimiz optik sinir duramaterle sarılı tek kafa çifti. Gözlerimiz aslında beynimizin uzantısı. Şimdi bu iki dersin içeriğini nasıl anlatalım derken sağlık zekası olarak adlandırmaya karar verdik. Sağlık zekası büyük verinin içinden veriyi damıtıp birleşik hale getirip uzun veriye dönüştürüp eşleştirerek kronik hastalıklarda ve koruyucu hekimlikte uygulamaları mümkün kılmak, sürdürülebilir kılmak, ölçülebilir kılmak, hastayı merkeze almak, süreci hasta yararına yeniden kurgulamak ve de hekim çok zor yetişiyor gördüğünüz gibi. Hekim verimliliği üzerine yeniden sistem oluşturmak. Yapay zeka ilk defa 1950'li yıllarda terminolojisi kullanılmış. Özellikle sağlık zekası demek istedim. Çünkü sanıyorum 2001 yılındaki Spielberg'in filmi çok ağırdı. Hepimizin hafızasında yapay zeka denildiğinde hissedilen olumsuz duyguların içinde o filmin etkisi var. Ve bu etkiyi
nötralize etmek için işte AI for good, yapay zeka iyilik için yapay zeka ya da insan zekasının güçlendirilmesi, desteklenmesi adına yeni teknoloji, yeni matematik kavramları işte decision intelligence'dan bahsediliyor ya da açıklanabilir yapay zekadan bahsediliyor. Tüm bunlar yapay zeka teriminin yarattığı ağırlığı hafifletmekle ilgili. Aslında bizim kendi konumuz hastalar için, politika üretenler için, yönetenler için, sigorta şirketleri için, uygulayanlar için gitgide ağırlaşmakta olan bir alan. Dalai Lama'nın 2011'den beri yürüttüğü For Positive Capitalism seminerleri var, dünya CEO'larıyla paylaştığı. Bizim alanımız için yapay zeka bunun metodu. Tabii ki yapay zekanın karanlık yüzü de var. Ancak bizler hekimiz. Yağmur damlasını, su damlasını yılan alır, zehir yapar. İstiridye alır, inci yapar. Biz kendi konumuzda üretmek durumundayız. Yapay zekayı ürettiğimiz iyiliklerin, güzelliklerin daha çok kişiye aynı standartta ulaştırılabilmesi için bir metot olarak görmeliyiz ve sağlık zekasını nasıl geliştireceğimiz üzerine odaklanmalıyız. Sağlık sıfırların başındaki onlara değeri katan bir olarak ifade edilir. O şekilde analojiyle ifade edilirken, şimdi sağlığı yeniden kurgularken bir veya sıfırlar ya da kuantum bilgisayarları geldiği zaman aynı anda bir ve sıfırın getirdiği olasılıklar üzerimizdeki yükü daha da hafifletecek. Her şeyin başı sağlığın başı çok kalabalık çünkü. Dünya nüfusu artıyor ve yaşlanıyor. Diyabet artıyor. Geçtiğimiz 3 gün önceki Dünya Diyabet Günü'nde 2017'den beri rakamların daha da yükseldiğini moral bozucu düzeyde görüyoruz. Durmadan sayıları konuşuyoruz, istatistikleri biliyoruz. Fakat bununla nasıl mücadele edeceğimize dair elimizde neler var? Çocuktuk, erken teşhis gündemdeydi, konuşuluyordu. Öncelikle ağırlıklı olarak kanser için erken teşhis duyduk. Sonra her tür kanser için değişik renklerle ifade edilmeye başlandı. Sonra göz tansiyonu için konuşulmaya başlandı. Otizm için konuşulmaya başlandı. Lakin teşhis kısmı ve kum saati gibi düşünürsek gitgide daha yüksek ivmede bir akış var. Fakat kum saatinin dar yeri tanıdan sonraki kısımlar. Oraları çoğaltmak, çünkü hastalıklar artıyor ama o hızda doktor yetişemiyor. Sistemler o derecede akamıyor. Tüm bunları nasıl kolaylaştırmamız mümkün derken, kendi çalıştığım alanda diyabetin göze olan hasarlarını tespit etmede geçen sene 2018'in Nisan ayında FDA ilk yapay zeka çözümünü onayladı. Böylelikle bu arada kalmış, sıkışmış, dar konu dünya gündemine oturdu. Arkasından teknoloji devleri bu konuda çalışmaya başladı. Lakin bütün konu yine sadece tanıda, teşhiste, taramada. Neden böyle ve buradan nasıl yol alınabilir? 35 saniyede bir göz dibi muayenesi yapılması gerekecek. 2030 senesinde rakamlar böyle gittiği takdirde. Peki, buna yetecek, taramaya yetecek kadar doktorumuz yok.
tarama ya da tanı bir dakika. O tanıdığımızda göz hastaysa, retinopatisi başlamışsa, onu tedavi etmemiz, dahiliye ile beraber kombine edebilirsek süreci, 6 ay, 1 yıl, 1,5 yıl metabolik kontrolün nasıl olduğuna göre. Peki tedavi etmeye doktor nasıl yetişecek, tanımaya yetişemiyorsa? İki ana kara arasında kopukluk var, tanı ve tedavi. Ve burada bizim köprüler inşa etmemiz gerekiyor. Bu köprüleri teknolojiyi kullanarak inşa edeceğiz. Yetişmiş insanların deneyimleri çok değerli. Arda her şey olduğu gibi bunu da fark etmiş. Tıp eğitiminin ne kadar değerli olduğunu vurgulayarak bitirdi konuşmasını. Hekimlerin biriktirdikleri deneyimi dijitalleştirmeleri mümkün. Yapay zeka, sağlık teknolojilerinde yapay zeka sadece tanıda kalmamalı. O aradaki uçurumu kapatmak için mutlaka tedavi hizmetlerine odaklanmalı. Kendi işimde nasıl yapacağının metodolojisini kendim düşünebilirim. Her branş bunu kendi branşında, nerede kopukluk var, gerçek hayat problemi nerede, bunu bulup buna odaklanırsa o zaman biz üreten, hatta çok yüksek katma değerli ürünler üreten hale geçme şansına sahibiz. Bir süreci yönetebilmek için öncelikle ölçebilmek gerekiyor. Şu anda sağlığın ekonomisi ölçülebiliyor. Tanı giderleri, tedavi giderleri, rakamları. Bunlar sağlığın ölçülebilen kısmı sağlığın içinde. Lakin sağlık sadece bunlardan ibaret değil. Aradaki boşlukları köprüler kurarak kapatmalıyız. Körlükten başlayarak, körlüğün engellenmesinden başlayarak hasta insanlar için, sağlıklı insanlar için kendi konumda yapay zekanın getirdiği tanı kolaylığını kullanarak tedaviye köprüler oluşturmak üzere çalışmaya, bu yolda yürümeye devam ediyorum. Bugün Dünya Prematüre Farkındalığı Günü. Prematüre retinopatisi de çok önemli bir konu. Retinanın damarsal hastalıklarının içinde çok akut ilerleyen ve yine bu konuda yetişmiş uzmanın çok az olduğu, çok zor deneyim sahibi olunan bir alan. Yine yapay zeka ile ilgili bu konuda da gelişen teknolojilerden faydalanan yayınlar, araştırmalar bildirilmeye başladı. En kısa zamanda bunların da devlet politikalarının içine konarak bu bebeklerin tanılarının ve tedavilerinin yönetilmesini umuyoruz. Çok teşekkür ediyorum efendim.